TRT 7/24 spor ekranlarından herkese günaydın efendim. Eyüp Yıldız'la sosyal medya programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir gazeteci büyüğüm var. Ruşen Çakır'la futbol ve sosyal medyayı konuşacağız. Ruşen abi beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. Gerçi araya bayağı da bir insan soktum. Bayağı bir lobi faaliyeti canım, yaptım. Yok, o kadar değil. Senin de eninde sonunda bu programa getirdim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sen de dönem dönem futbolla ilgili, Galatasaraylı olduğun için Galatasaray'la ilgili düşüncelerini sosyal medyadan paylaşıyorsun. Son durumu hakkında neler söylersin? Bir Galatasaray'la giriş yapalım programa. Durum pek parlak değil. Hamza Hoca'nın gitmesi bence iyi olmadı. Ben kalmasını tercih ederdim. Ama sonuçta Mustafa Denizli'nin gelmiş olması en azından bir nevi teselli oldu. Çok daha kötü isimler telaffuz ediliyordu. Dün de bir maçı izledik ve gerçekten çok iyi bir Kasımpaşa karşısında bir puan almış olmaktan, ki Galatasaray olarak bunu söylemek ucuz ayıp ama. Diyorsun galiba. Evet, yani bunda bir puan iyi, yani çok yenilebilirdik, fark bile yiyebilirdik. Çok iyiydi Kasımpaşa ve biz de kötüydük, yani çok net bir şekilde. Bu sezon artık zaten Avrupa'da da UEFA'ya doğru, Şampiyonlar Ligi'nden de gittik. Herhalde bu sezonu böyle geçen sezonu hatırlayarak geçireceğiz ve önümüzdeki döneme bakacağız gibi geliyor bana. Peki Ruşen abi, istersen bu haftanın sonuçlarını bir alalım. Çok kısa senin diğer maçlarla ilgili düşüncelerini de merak ediyorum. İlk bölümde Ruşen abi biraz futbolu yorumlatacağız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş düşüncelerini aktaracak. Sizler de ekranda göreceksiniz birazdan. HT724 sosyal medya etiketiyle programa mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hemen sevgili Berna, ilk hafta sonuçlarını alalım. Beşiktaş da dün 2-0 kaybetti. Evet. Galatasaraylılar birazcık sevindiler yani. Bir puan farkını kapatma gibi şans da olmuştu ama Galatasaray'da istenildiğini elde edemedi Ruşen abi. Beşiktaş maçını seyrettin mi? Kısmen seyrettim. Tamamını seyretmedim. İlk yarıyı seyretmedim. Baktım 2-0 ve acayip. Herhalde kapatır arayı diye düşündüm ama belli bir yerden sonra kapatma imkanı yoktu. Orada da bir başka Hamza Hamzaoğlu'nun bir başkasını Cihan yaşatıyor şeye. Evet. Akhisar Belediye'ye bir zamanlar Hamza'nın yaptığı gibi çok iyi gidiyor onlarda. Gerçekten Beşiktaş'ı İstanbul'da yenmek ve lider olan Beşiktaş'ı yenmek büyük başarı yani. Gollerini izleyemedim ama ikinci yarıda gördüğüm kadarıyla hiç de oyundan düşmediler. Bayağı bir tane gitti. De direkten dönen topları var. 4 kez geldiler. 3'ü gol olabilirdi. Çok net pozisyondu. O şeyi gördüm yalnız. Çok kötü yemiş golü. İkinci golü. Tolga, evet. Tolga kötü yemiş. Evet, Tolga benim çok sevdiğim. Bir de hemşerimdir. Sevdiğim birisidir. Üzüldüm yani ondan. Dün sosyal medyada da linçe uğradı özellikle ona, Beşiktaşlar o tarafından. O tür temiz insanları çok kolay linç ediyorlar. Yani hata her kalecinin, ben ortaokuldayken kaleciydim, iyi biliyorum. Çok iyi kurtarışlar yaparsınız ama bir hatayla bütün hayatınız kayabiliyor. Yani yazık yani. Çünkü kalecinin hatası direkt golle sonuçlandığı için çok kolay bir şekilde harcayabiliyoruz. Bir sonuçları bir kez daha ekrana getirelim. Diğer orada maçlarla... bir Bursa Spor maçı var. Evet, yani Bursa onu da 2-1 kaybetti. Evet, ve Ertuğrul'u da yolladılar. Evet. Yani şimdi şunu anlamak mümkün değil. Yani Bursa Spor tarihin en büyük başarısını Ertuğrul Sağlam da kazanmış. Adam takımı şampiyon yapmış ve ondan sonra işler iyi gitmiyor diye. Daha çok öncesinden zaten seyirci uzaklaştırmaya çalıştı ve sonunda gitti. Yani o da hiç akıl kârı bir şey değil. Ertuğrul Sağlam biraz farklı birisi. Ama Ruşen abi, böyle kötü gidiş olduğu zaman hocaya güvensen bile bir kan değişikliği yapmak gerekmiyor. Mesela Galatasaray'da zamanında Fatih Terim'e yaptı bunu. Evet, onlar da bana çok mantıklı gelmiyor. Özellikle mesela bizim takımda şu anda sorun Hamza'dan değil, yönetimden kaynaklanıyor büyük ölçüde. Yönetim değişemeyeceğine göre o zaman başka bir formül bulmak. Ya faturayı ona kesmek doğru değil. Bursa Spor'un detayını çok fazla bilmiyorum ama şunu biliyorum ki en iyi oyuncularını Fenerbahçe'ye sattı yönetim. Evet. Ondan sonra da yerine konanlar genellikle bir gömlek alttan isimler geldi. Ve geç geldiler. Geç geldiler ve ondan sonra da şimdi faturayı Ertuğrul'a, yani Ertuğrul Sağlam'ın bunları gönderin diye özel olarak teşvik ettiğini sanmıyorum. Onun için bu çok bana adil gelmiyor.
Eskişehirspor haftalar sonra kazandı. Ligin en zayıf iki halkası Eskişehirspor ve Mersin İdman Yurdu. Evet. Kötü gidiyorlar. Eskişehir taraftarları da çok mutsuz. Hatta hoca değişikliği oldu. Sonra İsmail Kartal da gitti. Evet. Eskişehir için neler söylersin Ruşen abi? Şimdi kim yönetiyor onu? Seyrettim maçı. Samet Aybaba mı gelmiş? Samet Aybaba, evet. Samet Aybaba. Hatta karşısında Bülent Korkmaz vardı. Birden karıştırdım. Bülent mi gelmiş diye ama... oğlum bana sordu, dedi ki Eskişehir düşer mi diye, ben de düşmez dedim. Aynı şekilde Gençler Birliği de bu takımlar hakikaten... Ama hiç umut vermiyor. Bence kalır. Taraftarına mı güveniyorsun? Her şeyde. Geleneğine mi güveniyorsun? O bir kurum onlar. Yani o takımlar, bazı takımlar var ki onlar bir şekilde ne kadar kötü giderse gitsin toparlar. Bazı takımlar da var ki ne kadar iyi başlarlarsa başlasınlar tutunamıyorlar. Bunun örnekleri şimdi... Sen benden daha iyi hafızan, ben yaşlandım onun için şey yapmıyorum ama benden çok iyi başlayan abi sen. Çok iyi başlayan birçok takımın, özellikle yeni çıkmış, lige çıkmış takımların nefeslerinin yetmediğini görüyoruz. Mesela Beşiktaş'ın şampiyonluğa nefesinin yetmemesi örneklerinde olduğu gibi. Ben Eskişehir'in ve Gençler Birliği'nin düşeceğini sanmıyorum. Özellikle Gençler Birliği'nin düşeceğini sanmıyorum. Dün seyrettin mi Gençler Birliği'ni? 2-0 öne geçtiler. Evet, sonra... Rahat bir galibiyet mi geliyor derken İkinci evet. yarı yakalandılar. 2-2'lik evet, skor. Onu beklemiyordum açıkçası. 2-0 normal geldi. Hatta ikinci gol çok güzel bir goldü. Onu gördün mü? Evet. Yani, golü atan çocuk, şimdi adını unuttum. İkinci golü atan. Sürekli eliyle işaret etti. Sol kanatta açıkta boşta duruyordu. Önce atmadılar, sonra attı. Çok da güzel bir gol attı. 2-2 olunca açıkçası şaşırdım. Devamını seyretmedim. İlk yarısını seyretmiştim. Ama Gençler Birliği'ne bir şey olacağını sanmıyorum. Onlar da gelenekle kurtaracaklar. Yani orada bir cavcav fenomeni var. Cavcav düşürmez takımı yani. Bugünkü Fenerbahçe-Trabzon maçıyla ilgili de düşüncelerini alacağım ama hemen bir puan durumunu sevgili Berna ekrana getirebilirsek. Böyle bulunduğu yere şaşırdığın bir takım var mı? Onu sana sormak istiyorum. Tabii bizim şeyin altına, Akhisar Belediye'nin altına inmemiz şaşırtıcı. Evet, dördüncü sırada 23 puanla Galatasaray. Eskişehir'in sonuncu olması şaşırtıcı tabii ki. Gençler Birliği toparlandı. Sivas'la ilgili düşüncelerini alalım. Ben de bir Sivaslıyım. Yani Galatasaray'dan sonra Sivasspor, memleketimin takımını tutuyorum. Yavaş yavaş bir kıpırdandı Sergen Hoca'dan sonra ama pek de ışık saçmıyor gibi. Sivas için yani, neler söylersin? Sivas'ın mesela ben şeyi çok iddia oynarken, şimdi oynamıyorum Allah çok şükür bıraktım. En çok Sivas maçlarında hep üst oynardım. Bir acayip bir takım. Yani Roberto Carlos zamanında falan da. Yani böyle çok değişik bir takım ve tam ayarı olmayan bir takım. Benim gördüğüm kadarıyla ayarı olmayan bir takım ama Sivas Spor'un maçlarını seyretmek zevksiz olmuyor. Bazı takımların maçları var ki hakikaten tat vermiyor. Süper Lig diyorsunuz ama hiç Süper Lig'le alakası olmayan. Tribünlerde boş olunca iyice uzaklaşıyorsunuz. Evet, Sivas bence o anlamda dinamik bir takım. Onun da başına bir şey gelmez diye tahmin ediyorum. Peki o zaman şöyle sorayım sana. Zayıf halkalardan biri galiba Mersin İdman Yurdu, evet, senin nazarında. Gözüküyor. Kayseri her zaman için öyle. Antep iyi değil. İyi değil, evet. Evet, Antep iyi değil. Osmanlı Spor mesela iyi başlamıştı değil mi? O, evet, iki maçtır kötü gidiyorlar. Evet, mesela onun da demin verdiğim örneklerden birisi olabilir o. Hani çok iyi başlayıp. Evet, nefesi yetmeyen takımlardan birisi olabilir. Açıkçası o bir de adı şusu busu böyle bir... Diğer takımların yanında bir kurum değil. Olacağını da sanmıyorum. Yani o yani bir Gençler Birliği'nin, Eskişehir'in düştüğü bir yer lig olur da o tür takımlar kalırsa açıkçası üzülürüm yani. Ama iyi bir kadro yapısı oluşturdular. Ekonomik bana anlamda da çok bir tane bir oyuncusunu bilmiyorum. Yani benim takip ettiğim kadarıyla ben de basketbol yorumcusuyum evet. aslında biliyorsun. Konuştuk biraz. Osmanlı Spor'la ilgili iyi bir takım kimyası oluşturduğu söyleniyor. Ama sen yine nefesinin yetmeme ihtimalini olduğunu düşünüyorsun. Olabilir evet. Bugün Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması var. Haftanın son maçı ve liderlik el değiştirebilir. Hemen Fenerbahçe Trabzonspor maçıyla ilgili ev sahibi Fenerbahçe Twitter sayfasının atmış olduğu tweet'i ekrana getirelim. Fenerbahçemiz Trabzonspor'u konuk ediyor demiş. Bu maçla ilgili düşüncelerin nelerdir Ruşen abi? Fenerbahçe liderliği alacak mı sence? Almasını istemem. İstemez. Yani her zaman ama için böyle bir şey vardır. Yani Galatasaraylı olarak hani Beşiktaş'ı her zaman Fener'e tercih ederim. Açıkçası merak ediyorum. Trabzonspor'da bizim gibi
teknik direktör değiştirdi. Yenisi geldi mi? Hala geçiş dönemi. Sadi Tekelioğlu geçiş dönemi yani. İşte geçiş evet. dönemi. Kalıcı olacağı düşünülmüyor yani ki. Yani o takım benim de Karadeniz'de olduğum için Trabzon'a öteden beri bir sempatim vardır. Özellikle kayınpederim çok sıkı bir eski oyuncudur hatta oradan. Ondan dolayı bir şeyim var ama Trabzonspor'un yönetimi çok kötü yani. Yani başkanı falan çok kötü. Onun için Trabzon'a karşı bütün empati, sempati hislerimi yönetimi nedeniyle bayağı bir kaybettim. Ama buna baktığımız zaman bu tür maçlar açıkçası kestirilmesi zor. Normal şartlarda tabii Fenerbahçe farklı bir şekilde yenmesi lazım. Yani normal şartlarda ama Fenerbahçe bu sene çok iddia açısından da mesela rağmen, ağır favori çıktılar. 1.25 Fenerbahçe çok ağır basıyor iddiaya göre de. O zaman sürpriz olabilir. Yani o kadarı fazla yani. 1.25 yani çünkü Trabzon Beşiktaş'ı İstanbul'da yenmedi mi? Yendi işte ama onun için, ligin ilk haftasıydı. Daha olsun, taşlar yerine oturmamıştı. Olsun. Yani bu ligin zaten böyle bir özelliği var. Taşların yerine oturduğunu sandığın anda yerinden sarsılabiliyor. Belki de bu Trabzon'un tabii normal şartlarda Fenerbahçe'nin yenmesi, fark atması hatta hiç kimseyi şaşırtmaz yani. Sonuçta liderliği alması çok yüksek ihtimal. Fenerbahçe'yi sezon başında transfer şampiyonu olarak ilan ettik. Herkes kabul etti bunu işte. Nani geldi, Van Persie geldi. Bir sürü oyuncu transfer ettiler. Fernando, Ozan Tufan, Volkan Şen ki Bursa'nın bu durumda olmasının sebeplerinden biriydi değil mi? Evet. O iki oyuncunun gitmesi. Ama futbola baktığında Beşiktaş'ın mesela bir tık üzerinde değiller gibi. Evet, çok zor alıyorlar maçları. Yani hocadan mı kaynaklanıyor bu? Bilmiyorum. Yani çok fazla bir Galatasaray olarak Fener üzerine çok fazla şey söylemek istemem ama açıkça söyleyeyim transferlerin çoğunu kıskandım. Yerlileri hiç kıskanmadım. O Bursalıların hiçbirisinin Galatasaray'a gelmesini istemezdim. Ama yabancılardan bir Nani gelse, bir Van Persie gelse, Markovic gelse falan bunlar tabii ki... Fernando'yu beğeniyor musun? Evet ama çok daha iyi beğeniyorum. Eren derdi yok. Yani o Kasımpaşa. Şey evet yani o hani ne derler uzun boylu fiziği kuvvetli santrofor olarak bence Eren derdi yok çok iyi yani biz onu alabilmiş olsaydık çok iyi olurdu bence. Kasımpaşa çok iyi bulmuş. Her seyrettiğimde hakikaten takdir ediyorum. Çok iyi oyuncu. Çok hem ben futbolu çok fazla öyle bilmem seyirciyim ama aynı zamanda teknik olarak da o tür insanların tekniğinin kuvvetli olması az olan bir şeydir. Biliyorsun daha çok fizikleriyle falan şey yaparlar. Oyunun iki tarafını oynayabilen. Evet, çok akıllı birisi olduğunu anlıyorum. Oyunu izlerken çok akıllı birisi olduğunu anlıyorum. Ve gerçekten şey yani kıskandırıyor. Yani Türkiye Ligi'nde yapılmış en iyi transferlerden biri olarak Eren Derdiyok'u görüyorsun. Kesinlikle. Bu sene yani gelmiş olan belki de en iyi isim odur. Türkiye. Melo'nun yerine mesela Eren Derdiyok takviyesi gelseydi kapatır mıydı onu? Melo'nun yerine Melo'nun oynadığı yer, onun oynadığı yer farklı tabii. Ama işte bu savaş ben oyunun iki tarafı. Melo'nun gitmesine hiç üzülmedim. Çünkü Melo getirdiği kadar götürdüğü de olan birisiydi. Çok şey katıyordu ama çok şey de götürüyordu. Agresif oluşundan dolayı mı? Yani o kişisel özellikleri vesairesi, çok sorun çıkartıyor olması falan bunlar iyi şeyler değil benim gözümde. Bazı tarafların çok hoşuna gidiyor tabii de ben çok sevmedim yani o yönlerini sevmedim. Hatta gitmiş olmasından açıkçası hiç şey olmadım. Ama yerine gelen iki kişi alındı biliyorsun. Rodriguez ve Bilal Kısa. İkisi de hala onun yerini özellikle Rodriguez... Yumuşak kalıyorlar değil mi? Tabii. Yani. İşin savunma kısmında. Evet, evet. Öyle oluyor, iyi olmuyor. Bilal biraz daha iyi belki. Neden son bu maçta mesela neden oynamadı? Oynayabilirdi belki ama ama tabii Kasımpaşa maçında kolay kolay değiştirebilecek bir hali yoktu Galatasaray'ın maçı. Dünkü maçı. Peki birazdan zaten Mustafa Denizli ile ilgili düşüncelerini de alacağım. Atmış olduğun tweetler var. Hatta şöyle diyelim artık programda ikinci bölüm başladı. Biraz daha Ruşen abinin sosyal medyayı nasıl kullandığı, sosyal medyada, internet üzerinde paylaştığı düşünceler, görüşler bunları konuşacağız. Sizlerden mesajlar da var. Son bölümde özellikle onları da ileteceğim. Bunu belirteyim. Şimdi Beşiktaş, Bilic, Şenol Güneş. Bu üç gündemi bir arada bulunduran bir yazı yazmışsın. Hemen onu ekrana getirmek istiyorum. Sanırım bu ruşençakır.com değil mi? Doğru. Ama senin, Vatan'da yazmıştım, oraya taşıdım. Evet. Vatan'da yazdın, kendi daha sonra kendi sayfana da koydun. Evet.
Beşiktaş'ın kendi evinde Galatasaray'a 2-1 kaybettiği müsabakayla ilgili güzel bir yazı. Bilçli Beşiktaş'ta Şenol Güneş'te Beşiktaş'ı bize bir yorumlar mısın? Farklar nelerdir Ruşen abi? Vallahi açık söyleyeyim yani olayın işi futbol tarafı bir yana ikisi de iyi insanlar. Yani ayrı ayrı. Ben hatta Bilic'de bir kısa bir bizim maça çıkışın bizim bir maçı izlemeye gelmişti akrabalarıyla böyle aileden bir neyi istedi bilmiyorum. Çıkışta böyle ayaküstü İngilizce de konuşmuştuk. O zaman bir hafta sonra onlarla maçımız olacaktı. Yazıda da anlatıyorsun evet. Bunu. Bilic solcu bir adam olarak Bilic'i sevmemek mümkün değil. Yani Bilic hakikaten farklı bir adam. Futbolculuğu zamanında da bilirdim ama bu özellikleriyle bilmezdim. Zaten şimdi İngiltere'de de bayağı iyi. Beşiktaş'ta tabii orada çok ilginç bir şey oldu. Beşiktaş'ta çok iyi yerlere getiriyordu ama işte Beşiktaş'ın ve Bilic'in pili yetmedi. Yani bir garip bir şey oldu. Acı oldu yani onlar için. Gitmese... Derbi kazanamadı. Evet ama derbi orada da İngiltere'de de olmadık takımları çatır çatır deviriyor. Demek ki bu olay Bilic'ten de kaynaklanmıyor olabilir yani. O şey değil. Şenol Güneş o efsane Trabzonspor'un kalecisi ve kaptanı olduğu dönemden beri biliriz ve hep böyle bir şey demin de söyledim Karadenizlikten dolayı. O da dolayı böyle bir felsefi bir yanı olan bir isim değil evet, mi? Evet onun felsefesi bana ediyor. Çok yakın değil belki ama çok iyi bir insan. Yani bu futbol piyasasında pek görülmeyen türde bir insan. Bir de başarı elde edip de belli bir yerde durabilmek önemli. Yani bu birazcık başarılı olan insanların ne hallere geldiği, nasıl kibire kapıldığını biliyoruz. O anlamda Şenol Güneş'i hep ta futbolcu kaleciliğinden beri hep böyle bir takdir ettiğim birisidir. Beşiktaş'ın başkanı da benim uzaktan akrabam da olur zaten. O, Fikret Orman. Tabii yani şey Hopalı'dır. O da benim gibi Laz ve benim yengemle kuzendirler. Bayağı bir... Aslında senin Hopa'ya yardıma giderken Fikret Orman'ın bir fotoğrafını paylaşmışsın. Onu da alacaktım ama zaman yetmeyebilir diye alamadım. Demek ki biraz buradan da kaynaklanıyor. Evet, çok paylaşım. Hayat abim iyi tanır. Ben çok fazla yani bir kere falan gördüm hayatta. Yani Beşiktaş'ı mesela Fikret Orman aldığı zaman, başına geçtiği zaman hiç beklemiyorduk ki şey olsun Beşiktaş toparlasın. Çünkü tam bir enkaz devralmıştı. Canan eve girdik dedi. Evet ve öyleydi zaten. Kimsenin de girmek istemediği bir şeydi. Ve Beşiktaş bence iyi gidiyor. Yani bu sene şampiyon da olabilirler. Şenol'la da olmaları bence mümkün ama... bu işin garantisi yok. Beşiktaş'ın hep bir talihsizliği vardır. Yani hep böyle bir hep bir şeyler Beşiktaş'ta son anda ters gider. Son anda goller yer, son anda puanlar kaybeder falan. Öyle bir özelliği var. Ben öyle görüyorum. Peki, hiç adını Google'a dönem dönem yazıyor musun? Aratıyor musun? Hakkındaki yazılanları evet, merak ediyor musun? Tabii tabii. Bugün çok ilginç bir şey keşfettim ben de. Ruşen Çakır senin üzerine araştırmalar yaparken YouTube'da bakalım, pardon Google'da ilk olarak ne çıkıyor? Hemen onu ekrana getirebilir miyiz? Ruşen Çakır Periskop. Güzelmiş, bilmiyordum. Yani ben mesela kendi adımı yazdığımda iddia çıkıyor, iddia yorumcusu evet. Olduğum için. Senin adın abi Periskop'la özdeşleşti bu evet. Ülkede. Periskop'un bundan haberi yok bence. Bilse iyi olabilir. Belki bizim yaptığımız işlere destek çıkar. Türkiye'de Periskop'u duyuran 2-3 kişiden birisisin sen. Olabilir. Galiba. Ben de uyarıdasın sen mesela evet. Periskop açtığın zaman özellikle seçim döneminde ben geleneksel medyadan değil bütün seçimleri senden takip ettim. Evet. Az önce de söyledim ve Google'a Ruşen Çakır yazdığımızda ilk olarak Periskop çıkıyor. Evet. Bu Periskop'la nasıl tanıştın? Vallahi bu çok bizim Timur var bu işleri bilen bir arkadaşımız o. Bir tweet attı. İşte Periskop bilmem ne Twitter şu bu diye kısa bir tweet attı. Aman kaçırmayın dedi. Ben de Timur'a çok güvenirim. Teknoloji konusunda çok şey yaparım. Ben onu hemen bir açtım baktım. RT'ledim onun tweetini. Sonra da kendisini aradım. Oğlum dedim ne oluyor nedir bu falan. Abi tam sana göre falan. Çünkü biz Timur'la daha önce bir şey denedik. Ben internet üzerinden yorum falan yapmayı düşünüyordum düzenli bir şekilde ama bunun imkanları çok kısıtlıydı. Canlı yorum yapma imkanları pahalıydı, şuydu, buydu. Hatta Timur'un stüdyosunu da kullanacaktık falan ama olmadı yani. Şey değildi, gerçekçi olmadı, rentable değildi. Bunu görünce Timur da anlatınca tam dedi bu işte falan. Ondan sonra hemen indirdim. Böyle önce bir iki şey. Hatta ilk yaptığım galiba
Ankara'da mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını yaptım. Ondan sonra 7 Haziran seçimlerine girildiği zaman Anadolu'da çok seçim izledim ve adaylarla, bütün partilerden adaylarla konuştum. Mitinglerden yayın yaptım, şu yaptım, bu yaptım falan. Böyle adım adım gitti ve bayağı özel röportajlar yaptın. Tabii, kulislerde. Hepsiyle adaylarla röportajlar vesaire. Bir de kendim analiz yaptım. Bazı konulardaki görüşlerimi anlattım falan. Sonra bir arkadaş Semih Sakallı bana yardım etmeye başladı. O çekmeye başladı. Bu benim odamda, Habertürk'teki odamda yaptık. Sonra konuk almaya başladık. Vesaire vesaire. Sonra bir stüdyo oluşturdunuz. Evet, bir iki arkadaş tanımıyordum kendilerini. Bana mail attılar. Denet, Tezel ve Nur'dan üçer. Onların bir ortak şirketi varmış. Geldiler, konuştuk falan ve ondan sonra Medyascope çıktı. Ve birazdan onunla evet. ilgili görüntüler de var. Ekrana evet. getireceğiz. Ondan sonra öyle gitti yani. Böyle bir gidiyor. Gazetecinin periskopu nasıl kullanması gerektiğini, bunu ben söylüyorum abi. Kendi düşüncem bu. En güzel örneklerden ama birini verdin. Ama çok insanlar çok laf atıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bir de periskopu ergenler böyle cinsel ağırlıklı kullandıkları için öyle vesaire olmaya başladı falan. Son dönemde. Evet, ama o beni ilgilendirmiyor. Yani ben yaptığım iş belli. Ama hala şuna hayret ediyorum. Bak, bu çok acı. Şimdi Türkiye'de en çok şikayet edilen şey nedir? Gazeteci milletinin, yani meslektaşların yazdırmıyorlar, ettirmiyorlar, söyletmiyorlar. İşte iş vermiyorlar vesaire. Evet. Şimdi sonuçta herkesin cep telefonu var. Ya da iPad'i var. Yani cep telefonu yetiyor. İnternet bağlantısında iyi kötü var. Ve de diyeceğim varsa şöyle alıyorsun, ben şu anda yayında cep telefonumu çıkartıp şu anda bir periskop yayını yapabilirim. Tamam. Bunu yapmamak için hiçbir neden yok. Ama yani gerçekten bir şeyler demek istiyorlarsa, insanlar yapmak, anlatmak istiyorlarsa, bir şeylere tanık oldukları bir şeyleri göstermek istiyorsa mesela, bunu pekala yapabilir. Sosyal medya kendi mecranı yaratmana imkan veriyor. Bunu da en güzel örneklerinden biri sensin. Hatta yine bana etkisinden bahsedeyim. Ben de mesela artık basketbol maçlarından önce ve sonra periskop açıp yayın yapıyorum. Babamla bazen, benim babamın sohbeti çok ilginç ve güzeldir. Periskop yayını yapıyoruz. Ben 1200 kişinin online olduğunu gördüm. Çok güzel. Bir de bu ölçümlenebiliyor. Tabii. Güzel olan yalan bu. Yok. Yani o beni periskopta yüz binlerce kişi izliyor diyemiyorsun. Çünkü her isteyen girip seni kaç kişinin izlediğini görüyor. Ekranda yazıyor değil mi? Tabii tabii, yazıyor, ediyor. Ondan sonra artık sosyal medyanın en önemli özelliği ölçülebilir olması. Mesela biz Medyascope'a koyduğumuz şeylerin ne kadar izlendiğini Google Analytics'ten ya da YouTube'un şeyinden görebiliyorsun. Yani kalkıp kimse kimseye, yani şu oluyormuş tabii özellikle internette. Trafik satın alma diye bir şey varmış. Yani birileri her şeyin bir hilesi çıkıyor. Evet, o zaman şeyleri yüksek çıkıyor falan. Biz onları yapmıyoruz ama yapanlar varmış. Ama sonuçta sosyal medya çok açık bir şey, çıplak bir şey. Giriyorsun, sonsuz bir imkan. Bu imkanı iyi kullanan olur, kötü kullanan olur. Sonuçta bir de tabii interaktif. Şimdi bazı konularda ben yoruma sınırlıyorum. Çünkü bütün ekranı kaplıyor. Hem bütün ekranı kaplıyor hem de benim ele aldığım konular Kürt meselesi vesaire falan çok kutuplaşmanın yansıdığı olaylar olduğu için küfür, şu, bu falanla beraber işin rengi değişebiliyor. Onun için şey yapıyorum, bazı yayınları yani şöyle oluyor mesela. Sohbet kısmını kapatıyorsun. Daha doğrusu o imkan yok da şu oluyor, sadece izlediğiniz kişiler sohbet edebiliyor. İzlediğim kişiler de zaten tanıdığım ve güvendiğim insanlar olduğu için en azından küfür etmiyorlar. Ha, böyle de sınırlama yapılıyor. Bunu tabii da şu an senden tamamen öyle. Kapatma yok. Senin takip ettiklerin sana yorum yapabiliyor. Evet. O da tanıdığın insanlar olduğu için takip ettiklerin, güvendiğin, en azından küfür etmeyeceklerini bildiğin insanlar olduğu için onlar yapabiliyorlar. Peki Galatasaray ruhuyla ilgili bir yazı yazmışsın. Evet. İstersen ona geçelim. Nedir bu Galatasaray ruhu başlıklı görüntüyü ekrana getirirsek. Şimdi Galatasaray'da bir tartışma var. Dün yine statta bir protesto yapıldı. Galatasaray halkındır, lisenin değil vesaire. Lise bir yandan bir kültür. Sen de Galatasaray Liseli bir abimizsin, büyüğümüzsün. Diğer taraftan bazen bu kafatasçılığa varıyor mu? Liseli olmayanlar Galatasaray kulübünde dışlanıyor mu? Galatasaray Lisesi ile taraftarın ilişkisi nasıl olmalı? Bu konularda bir senin düşüncelerini alabilir miyim? Bu çok eski bir hikaye. Sürekli özellikle Galatasaray'ı bir şekilde rahatsız etmek isteyenlerin çok fazla kullandığı bir şey.
Galatasaraylılığı, Galatasaray liseliliği, monşerlik falan diye tarif edenler var. Fransızlıkla şey yapanlar var. Bunların hepsi yalan. Yani ben o yazıda onu anlatmaya çalışıyorum. Bizim, yani şöyle bir şey var. Liseye gelen insanlar elitler değil. Yani zengin aile çocukları da var, yoksul aile çocukları da var. Lise, bizim lise bir Amerikan deyimiyle melting pot. Her şeyin birlikte eridiği bir yerdir. Zengini, yoksulu, Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi, gayrimüslimi hep beraber yatılı özellikle okuyorsan oraya girersin ve oradan sonra bir üç aşağı beş yukarı benzer profilde insanlar çıkar. Ama yani Galatasaraylı insanlar geldikleri zaman elit olarak gelmiyorlar ama eğer iyi bir eğitim verdiği için elit olarak çıkıyorlar. Yani daha sonra bir önemli yerlere geliyorlar. Ama onlar zaten hani baştan seçilmiş insanlar değil. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir belirli bir zümreyi elit yapmaktan ziyade her kesimden insan alıp belirli bir anlayışa Cumhuriyetin Cumhuriyetin Osmanlı'dan aldığı, Osmanlı'da kurulmuş ve bütün amacı da bu olmuş. Devlete yetişmiş kadro yetiştirmek, yani böyle kaliteli kadro yetiştirmek mekanı olarak düşünülmüş. Sonra Cumhuriyet bunu yürütmüş. Yani Galatasaray Lisesi Cumhuriyet'in bir ürünüdür. Yani eşitliğin olduğu bir yerdir. İnsanlar bunu çarpıtarak aktarıyorlar. Yoksa bizim mesela şu anda benim gözümün önüne geliyor bütün sınıf arkadaşlarım falan, şunlar bunlar, yaşadıklarımız falan. Yani işimizde çok zenginler de vardı. Mesela Hakan Üstünberk bilirsin. Bir ara basketbolun da başındaydı. En son pazar. Babası zaten fabrikatördü. Ama Hakan Üstünberk'le bizim mesela İlker, babası otobüs şoförü olan İlker arasında bir fark yoktu yani. Yani kimse kalkıp, yani belki biraz cebinde fazla para olup da kantinden daha fazla yiyor olabilir ama onun dışında hiçbir şey yoktu. Olmadı zaten. Yani böyle bir sınıf farkının olmadığı bir yerdi Galatasaray. Ve o iki farklı kesimi de düşünsel olarak birbirine benzetip yakınlaştırdı. Tam birbirine benzemiyor tabii. Bizim okulda da sağcısı, solcusu, şusu, busu. Yani şimdi bizim mail gruplarında sürekli, mesela Kürt sorunu üzerinde, benim dönem 112 dönemi çok Galatasaray'ın önde çıkan bir dönemidir. Hem kulüpte hem cemiyette vesairede. Mesela bizim mail grubundaki tartışmalar kıran kırana geçer. Yani böyle hatta kavga dövüş de olur şey anlamda. Yani öyle bir herkesin aynı şeyi düşündüğü falan diye bir şey yok. Ama insanlar birbirlerini tanırlar ve birbirleriyle olan ilişkilerinde belli bir hukuk vardır. O kadar ya. Peki 2012 yılında terörle ilgili bir yazı yazmışsın. O dönemde canımız acımıştı. Hemen onu ekrana getirelim. Teröre lanet 2012 yılında yazılmış bir yazı. Futbol hatırlamadım alkış. Bile hangi konuydu İşte o? Ben araştırıyorum abi. 9'da geliyorum saat 10.30'ya kadar. Hangi şeydi o? 2012 yılında TT Arena'da yapılan bir anmada terör lanet ediliyor. Askerlerimiz yine şehit edilmiş. Şimdi bugün de dönem dönem askerlerimizle ilgili oluyor. Dönem dönem vatandaşlarımızı Ankara'da olduğu gibi, Suruç'ta olduğu gibi kaybediyoruz. Ve İşin ilginç tarafı, hani o görüntüyü getirmedim, bilerek getirmedim, almadım. Maalesef o toplumsal kutuplaşmadan kaynaklı olarak statlarda işte Paris'te ölenler ve Ankara'da Suruç'ta ölenler yuhlanabiliyorlar. Evet, bunun üzerine senin düşüncelerini alabilir miyiz Ruşen vallahi abi? Vallahi bu konuda hiç şey söyleyemem. Yani insanı çok kızdıran, üzen, öfkelendiren şeyler. Yani bir hiç iyi bir şey değil. Küfretmekten başka bir şey gelmiyor. Onun için istersen fazla uzatmayalım. Medyascope'da bununla ilgili bir bağlantıyı paylaştınız değil mi? Bir herhangi bir vatandaşın stat'tan mı çekmiş olduğu bir görüntüydü? Evet. O acayip izlendi. Tüm dünya medyası bizden almış. Periskop yayını. Bir vatandaşın o en son Yunanistan maçındaki görüntüyü diyorsun. Fransa'yı yuvalanması. Evet. Biz de niye uğradığımızı şaşırdık. Böyle 800 bin kere falan izlendi. Şeyden ama Medyascope'un YouTube sayfasından. Yani Medyascope sayfasından değil de önce onu YouTube'a koyuyoruz. YouTube'a aktarıp sonra YouTube'dan kendi sayfanıza sayfaya taşıyoruz. Oradaki sayfada 800 bin kere mi ne izlendi ve altında da değişik dillerden mesaj, tartışmalar çıktı. Rusçası, Almancası, İngilizcesi. Bayağı bir onun üzerinden insanlar İslam tartışması falan da yaptılar ama çok acı bir örnekti. Yani Fransa'da tüm dünyayı infiale yol açan bir olayın ardından bir takım insanlar hatta onun sonrasında Türkler Euro 2016'ya gelmesin diye bir takım ülkelerde pankartlar bunlar açıldı. Bunlar kolay kolay unutulacak şeyler değil yani. Bunun tersini düşünelim yani. Bizim
başımıza geldiğini düşünelim. Yani Türkiye olarak kim bilir ne tepkiler verirdik. Yani o Fransa mesela, Paris olayları, Fransa acayip bir şekilde değişiyor. Mesela Fransa'da pek olmayan bir şey, bayraklar, şunlar bunlar artık her yerde şu. Böyle bir duyarlılığın milliyetçiliği ortasında... tetikledi mi Avrupa'da? Tabii. Tabii. Yani aşırı milliyetçiliği, ırkçılığı, şu bu tabii ki tetiklemez olur mu? Tabii ki tetikliyor. Ve geleneksel medyada bulamadığımız bazı şeyleri de bu sosyal medya üzerinden ulaşabiliyoruz. Bu, evet. Buna güzel örneklerden biri. Evet, öyle. Sen maçlardan da yayınlar yapıyorsun, evet. Fotoğraflar paylaşıyorsun. Hatta şimdi sen yoksun, neredesin onu merak ettiğim için aldım. Hasan Cemal, Cemre Birant ve Ruşen Çakır beraber maça gidiyorlar efendim. Onun hemen fotoğrafını ekrana getirebilirsek. Burada sen fotoğrafımı çekiyorsun, neredesin abi? Bunu Eurosport paylaşmış. Yanlış yapmış, beni benzetmişler. Ben onlarla hiç beraber maç seyretmedim. Burada Eurosport şöyle yazıyor. Hasan Cemal, Cemre Birant ve Ruşen Çakır beraber o maç izledi. Cemre'nin yanındaki kişiyi bana benzetmiş olabilirler. Olsa olsa diye akıl yürütmüşlerdir. Ötekisi de emekli büyükelçi Hasan abiyle beraber seyreder. Vural. Oktay Vural'ın amcası. Volkan Vural. Onu mesela tanımamışlar. O yandaki kişiyi ben sanmış olabilirler. Ben onlarla izlemiyorum hiç. Sen bu maçta yoktun. Ya da varım burada, da onların yanında hiç değil. Hiç Hasan Cemal'le beraber maç izledin mi? Aynı anda birlikte hiç maç, yani Ali Sami'nde karşılaşıyorduk. Şimdi kombinelerimiz biraz farklı yerlerde herhalde. Pek karşılaşmıyoruz. Hiç beraber maç aynı anda izlemedim yani. Hayır. Şimdi Hamza Hamzoğlu ile ilgili bir tweet'i var ama ilk olarak sevgili Berna, yerini değiştirebiliyorsak ilk maç tweet'ini getirebilir miyiz? Fotoğrafını getirebilir miyiz? Evet. Buradaki ekip Kadri Gürsel, Melih abi, Melih Şabanoğlu ve sen. Arkada da bizim Gürsel var. O pek meşhur olmadığı için saymıyorsun ama iyi bir iş adamıdır. Kusura bakmasın. Evet, evet. Şimdi bu Hamza Hamzoğlu'nun Galatasaray başında çıktı ilk maç. Bunu zaten fotoğrafın altında yazmışsın. Evet. Evet. Vallahi nasıl bir ekibiniz var statta? Bizim dönem bu işte 112. dönemin insanları bunlar. Daha bir kalabalığız. Biz beraber aldık kombineleri. Ve zaten öncesinde buluşuyoruz. Genellikle Atlı Spor Kulübü'nün Galatasaray'ın yerinde buluşuyoruz. Oradan maça intikal ediyoruz diyelim. Kadri ve Meli ilginç. Biz aynı dönemiz ama hiç aynı sınıfta okumadık. Ne Kadri ile ne Meli ile. Üç ayrı şubedeniz ama çok yakın arkadaşlarız. Orada başka arkadaşlar da var. Onlar tabii medyada pek bilinmedikleri için şey değiller. Bir yaklaşık onlar ve çocukları bir de var. Yani benim oğlan Ali Deniz var. Hakan'ın oğlu Onat var. Yani bir grup, bir de liseden olmayan ama mesela bir arkadaşımızın kardeşi, onun iş ortağı falan, böyle bir biz orada 20-25 kişilik falan bir şeyiz. Grupsunuz. Çeteyiz, evet. Çetesiniz ve çok güzel işler yapıyorsunuz. Oradaki sohbeti de periskop sayesinde birçok insanı dahil edebiliyorsunuz. Evet. Birazdan ona da geleceğim. Hamza Hamzoğlu ile ilgili yazmış olduğum bir şey var. Hemen onu ekrana getirebilirsek Berna'cığım. Bayağı bir tepkiler var. Bunu uzun aldım. Altta da çünkü sana gelen cevaplar var. Bir Galatasaraylı olarak Hamza Hoca olayının yanlış, haksız ve ayıp olduğunu düşünüyorum demişsin. Sana katılan var abi. Hayır diyen var. Hamza Hoca gitmeliydi ama gidiş şekli kötüydü. Bir tane Fenerbahçeli de bir Fenerli olarak soruyorum demiş. Hamza Hoca'nın iyi futbol oynattığı bir maç var mıydı demiş. Hamza'nın iyi oynattığı maç yoktu da biz şampiyonluğu nasıl aldık? Yani şimdi şampiyonluğu aldık, kupayı aldık, süper kupayı neyse artık hepsini aldık. Yani ne kadar kupa varsa Türkiye'de aldık. Şimdi kalkıp da yani benden şimdi hafızamı zorlayıp şunu şöyle yaptı bunu. Mesela biz daha önceki İtalyan hocaların adlarını bile telaffuz etmek istemiyorum. Onların döneminde mesela geride olup maç aldığımız kaç tane olay oldu? Bir kere geriye düştü mü Galatasaray kaybediyordu. Ama Hamza kaç kere yaptı bunu? Yani şimdi bunu... Şimdi tek tek detay olursa orada işte Schneider aldı, burada bilmem ne aldı diye şey yapabilirler. Böyle bir şey yok. Başarısız olduğu zaman teknik direktöre yıkıp başarılı olduğu zaman başkalarına olmaz. Hamza'nın şöyle bir özelliği var. Hamza kendi halinde bir insan olduğu için, Fatih Terim'i tam zıttı bir profili olduğu için insanlar onu şey görüyorlar. Hani düşük profilli, renksiz ve hakkında her şey söylenebilir görüyorlar. Bence değil. Hamza Galatasaray'ı en kötü döneminde... Yani o geçen sene ben hatırlıyorum kabus sezonu, kağır sezonu demiştim geçen sene için.
ilk başta öyle başladı. Ki Hamza Hoca geldiğinde de hiç değiştireceğine kimse evet. inanmadı. Sonra ne yaptı? Şampiyon yaptı. Tamam Fenerbahçe ve Beşiktaş'dan dolayı da olmuş olabilir ama olsun ne olacak? Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyon olamadı diye senin olman diye bir zorunluluk yok. Yani gelirdi daha önce olduğu gibi Bursa falan gibi bir başka takım da olabilirdi. Yani burada tabii ki Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın sonradan özellikle düşmüş olmaların etkisi vardır ama onlar düşerken sen de çıktın ve bunu da Hamza yaptı. Peki yani. Gidiş sebepleri arasında şöyle bir şey vardı. Sen Fatih Terim dediğin için bunu sormak istedim sana. Son dönemde davranışları Fatih Terim gibi olmaya başladı şeklinde ya, ben görmedim. Eleştiriler yaptı. Ben şunu şöyle anladım. Bazı taleplerde bulunmaya başladı. Çünkü sezon başında benim kadrom yeter, dengeler vesaire diyen isim. Demek ki biraz daha hem taraftarla polemiklere girip hem de bazı isteklerde bulundu diye düşündüm. Yani şimdi Hamza'nın Hamza Hamzaoğlu'nun ne istekte bulunduğunu, ne yaptığını bilmiyorum ama Galatasaray'ın başkanının çıkıp sürekli olarak neler söylediğini falan görüyorum. Yani şimdi Hamza'nın yaptıkları hiç öyle bir ahım bir şey yok yani. Bir de görüyoruz yani ortadaki şeyleri. Bence haksızlık yapıldı, ayıp edildi. Gitmeseydi çok daha iyi olurdu. Bu şu anlama gelmeden şampiyon olurduk falan demiyorum. Ama yani seni en zor durumda almış, kurtarmış, 3 tane kupa, ne kadar kupa varsa hepsini sana getirmiş bir adama, doğru dürüst transfer yapmamışsın, etmemişsin, önünü tıkamışsın. Yani daha önceki dönemlerde gelenlere bakın, Schneider'i, Drogba'sını vesairesini getirmiş bir takım, bu sene ne kadar sınırlı bir şey yapabildi. Rodriguez, Bilal vesaire. Yani böyle bir durumda, yani hala faturayı, yani şimdi Hamza Hamzaoğlu çıktı dedi ki tamam biz bunlarla yapıyoruz falan dedi ama herhalde o da isterdi ki bir Eren derdi yok gibi bir santrofor alabilsin bilmem ne olsun. Şu olsun bu olsun yani. Ama almadılar alamadılar. Bunun da büyük nedeni mali sorunlar şunlar bunlar. Ve bunun hiçbirisi Hamza'dan kaynaklanmıyor yani. Sonuçta Galatasaray'ın bir sorunu varsa bu teknik direktör sorunu değildi. Ama fatura ona kesildi. Peki Mustafa Denizli ile ilgili atmış olduğum bir tweet vardı. Onu da kestim Ruşen abi. Hemen ekrana getirelim. Mustafa Denizli ile ilgili. Belli ki Mustafa Denizli hazırdaymış. Belki Ersun Yanal olmadı diye az buçuk sevinebiliriz. Ne demek istiyorsun evet. abi burada? demek istediğim Ersun Yanal'ı neden istemiyorsun ya da? Neden şimdi ben abi? Az çok biliyorum da. Neden çok Galatasaraylı istemedi. Neden? Başka isteyen Galatasaraylılar vardır. Ben istemem ha. Neden? Sevmiyorum. Bu kadar ama bir sebebi yok mudur bu sevmemenin? Bak demin bir konuştuk. Biraz başarılı. İlk Ersun Yanal ilk bu işlere başladığı zaman hani istatistiği getiren vesaire yapan falan böyle bir şey gibiydi. Efsane gibiydi. Sonra Ersun Yanal yaptığı işlerden çok şeyleriyle çıktı ortaya. Kendini ortaya. Mesela şimdi televizyonda program yapıyor falan izleyemiyorum. Böyle bir şey var. Nasıl diyeyim? Hani şimdi Fatih Terim'e hep atfedilen şey fazlasıyla onda da var yani. Mourinho sendromu mu? Ki ne sendromu olduğunu bilmiyorum. Olsa olsa Türkiye çapında Fatih Terim sendromu diyebiliriz yani. Ama Fatih Terim'e ya Fatih Terim o şeyle yaşıyor zaten hep öyleydi. Yani Fatih Terim hep öyle bir insandı. Sonra bazıları sonradan oluyor. Sorun orada. Yani ben Fatih Terim varken Ersun Yanal'ı ne yapayım yani? Fatih Terim en azından bu takımda yıllarca oynamış. Takımın tarihteki en büyük başarısına imza atmış bir adam. Onu gerekirse kaprisine vesairesine tahammül edebilirim. Ama Ersun Yanal bilmiyorum bir şey yapabileceğini de sanmıyorum. Mustafa Denizli de o anlamda bence olmasaydı. Yani Hamza kalsaydı daha iyiydi. Ama Mustafa Denizli de hem geçmiş olarak hem kişiliği vesairesi nedeniyle de Galatasaray tarihinin de bir parçası. Tabii canım hem de nasıl? Ciddi bir parçası. Yani onun bize çok emeği var. Yani hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak onun için yani Mustafa Denizli'nin bu takımda her zaman için yeri vardır. Ama yani bizim Galatasaray olarak bir Ersun Yanal transfer etmemizi çok gerektirecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Mesela çok zor gelirsek Cihan'ı alırız. Ya da hatta şeye bile benim itirazım olmaz. Ertuğrul Sağlam'a bile ki Galatasaray'a çok uygun bir profil göstermiyor ama pekala Ertuğrul Sağlam olabilir Galatasaray'ın başında. Yani ileriki bir zamanda ama mesela Bülent Korkmaz tekrar gelebilir. Okan bile gelebilir. Yani o aradaki o küçük şey. Ama Ersun Hoca beni mutsuz ederdi diyorsun Ersun Yanal gelseydi. Yani o başka bir olay. Yani çok da eşelemeyelim ama yani ben de hiç hafızamda hiç iyi şeyler bırakmış birisi değil. Evet, Melih Şabanoğlu'yla, Melih abiyle maçlara gittiğinizde yayın yapıyorsunuz. Hemen o medyaskop bağlantısını alalım sevgili Berna'cığım.
Yine bir maçla ilgili sonrasında, öncesinde. Şimdi ben bunu biraz açıklayayım. Bazen tribünde gol sevincini gösteriyorsunuz. Evet. Bazen penaltı olacak mı olmayacak mı onu aktarıyorsunuz. Bazen de hem maç öncesi hem maç sonrası maçla ilgili Melih abi teknik yorumlar, analizler yapıyor. Evet. Bir de ayrıca Melih artık düzenli olarak evinde kendisi maç sonrasında kendini video çekiyor ve biz onu Medyascope'a koyuyoruz. O da ayrı. Normalde Melih'in tribünde bizim yanımızda değil, başka yerde söylüyor ama bazen gelmeyenler olunca bizim yer daha iyi olduğu için o halk çocuğu olarak bazen yanımıza geliyor. O zamanlar onunla öyle şeyde yayın yapıyoruz. Güzel de oluyor. Çok seyrediliyor. Ve işin acayip tarafı genellikle söylediği de çıkıyor mesela. İlk yarının ortasında yaptığımız diyor ki mesela bu maçı 2-1 alırız diyor. 2-1 alıyoruz falan. Böyle bir kaç kere söylediği şey çıktı böyle. Öyle bir şeyi de vardır Melih'in. Müneccimliği de vardır. Eskiden Twitter'da float yapardı. Yani arka arkaya maçla ilgili bir sürü maddeler evet. halinde tweet atardı. Şimdi onu bıraktı. Evet. Onu da Melih abi de buraya konuk oldu programıma. Evet. Şimdi Periskop üzerinden. Evet. Medyascope üzerinden yapıyor. Beni mutlu eden bir görüntü var. Medyascope NBA. Hemen onu ekrana getirelim. Ben de bir basketbol yorumcusu olarak Medyascope'da basketbol programı görünce bir sevindirik oldum. Evet. Mutlu oldum. Evet Efe, yani o çocuğu ben de hala hayatta görmedim. Hep telefonda konuşuyoruz. Bir arkadaş önerdi. Aslında avukat. Stüdyoya gelmeden mi yapıyor? Kendisi yapıyor, yolluyor. Evinde çekiyor kendini. Siz de Medyascope'a koyuyorsunuz. Tabii. Linkini yolluyor. YouTube linkini yolluyor. Ve bayağı bu işi, yani normalde hukukçu ama kendini NBA'ye adamış. Çok da bir şeyi var, stili var. Şapkasıyla yayın yapıyor. Arkasına çok güzel şeyler koyuyor. En son Beşiktaş'ın Avrupa'da, kendisi Beşiktaş demiş, bu sayede öğrendik. Beşiktaş'ın Avrupa'da tur atlamasının sevinciyle de bir Beşiktaş propagandası yaptı. Görmezden geldik. Ama çok şey, yaratıcı bir arkadaş. Çok sen de ama bak Galatasaray propagandası yaptın abi. Galatasaray ağırlıklı bir program oldu. Şu andaki mi? Evet evet. Eyvallah. Herkesin bir nosyonu var yani. Bizi de böyle kabul etsinler. Evet. Efe'yi de böyle kabul edelim. Öyle Beşiktaş. Kabul ediyoruz canım, bir şey yapmıyoruz. Peki Murat Özer de galiba. Evet olursa, galiba değil bizim programlara. O da benden görmüş Periskop'u, öyle diyor. Benim bayağı de. Periskop yayını yapıyor ve onları da biz koyuyoruz. Basketbol deyince zaten. O da bizim okuldan, benden biraz küçük ama. Çok iyi işler çıkartıyor. Aydın Örs'te yaptığı söyleşiler vesaire. Bayağı bir her şey. Bütün basketbol koçlarıyla program yaptı. Yaptı ki o telefon hani ikincilik demeyeyim de ne deniyor liglerin adı? Birincilik oldu şimdi. Birinci ligin koçlarıyla yaptı ki onlar çok fazla konuşulmuyordu falan. Çok çalışkan, çok yaratıcı ve bizim için bizim Medyascope için çok önemli bir kazanım. Ona şimdi başka şeyler de yaptırmak istiyoruz ama bakalım. Peki. Seninle ilgili birkaç tane eleştiri bulayım istedim. Ruşen abi, seninle ilgili en büyük eleştiri şu. İnsanları Twitter'da çok kolay engelliyormuşsun. Bir hemen Ekşi Sözlük'te hiç baktın mı hakkında yazılan? Baktım, biliyorum. Ekşi'de engel diye bir görüntü var. Twitter'da kendisini tweet atan herkesi engelleyen şans demiş. Bravo Ruşen Çakır, solu çok iyi temsil ediyorsun vesaire. Eleştiriyi de aldık. Şimdi bunu kabul ediyor musun? Veya Twitter'da hangi şartlarda engelliyorsun? Bak, şunu söyleyeyim. Engellediğim insanlar normal hayatta karşıma gelse çoğuna tekme tokat girişirim. Hakaret eden, küfür, rencide eden. Küfür, tabii canım. Küfür, hakaret. Aklı sıra dalga geçiyor. Küçük düşürmeye çalışıyor. Yani şimdi benim şöyle bir talihsizliğim var. Ben her konuda yazıyorum. Siyasi olarak sert konularda yazıyorum. Benim Kürtlerden de, AKP'lilerden de, CHP'lilerden de. Ne ilginç bir şekilde CHP'nin trolleri beni buldu falan. Yani şöyle bir şey var. Ben buradan para kazanmıyorum, bir şey yapmıyorum. Burada bir sosyal medyayı iyi amaçla kullanmak istiyorum. Tamam. Ve bu benim amacıma gölge düşürmek isteyen insanları istemiyorum. Yani kolay engellemiyorsun. Kolay, hakaret edenleri itibarsızlaştırmaya çalışan. Hiç kimse kalkıp da bana... Ve ondan sonra da arkamdan şey yapıyorlar işte, böyle demokratmış hesapta falan. Şimdi orada Ekşi'de gösterdiğin insanların benim hakkımda neler yaptığını ben biliyorum. Yani onun için hiç kusura bakmasınlar. Yani ben şunu söyleyeyim. Yani ben böyle bazı arkadaşlar var. Hiç oralı olmuyorlar. Bütün hakaretlerime hakaret hiç dokunmuyorlar falan. Ben öyle birisi değilim. Ben de öyle değilim abi. Ben küçük yaştan beri
bu şey benim için çok önemli. İnsanlık onuru, kendi onurum vesairem. Yani onun için siyaset vesaire, solculuk, böyle şeylere çok küçük yaşta girmiş birisiyim. Ben böyle şeylerin altında kalmam. Onun için hiç kimse kusura bakmasın. Edenlerin çoğunu bir ara hatta şey yapıyordum. Yani kimleri neden engellediğimi şey yapma ama artık baş edemedim. Herkesi engelleyen birisi olarak kaç takipçim var şimdi unuttum ama. 400 küsür. Değil mi? Bir dakika hemen bulayım abi. Herkesi engellemiyorsundur tabii ki de. Ama kolay 473 bin takipçim 473 var. 473 bin. Yani ben genellikle takipçilerimle konuşan, tartışan, eden birisiyim. Yani bunu gayet üslubuyla, edebiyle yapan. Ben seni çok uzun süredir takip ediyorum. Tabii nasıl engellediğini çok gözlemleyemedim. Onu bilemiyorsun, göremiyorsun. Mention atıldığı için. Ama senin düşüncendeyim. Yani bize de işte bana da dönem dönem Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, bazı Galatasaraylılar. Şimdi Galatasaray TV'de program yapıyorum. Sen de işte atıyorum yönetimin maşası oldun dediği zaman engelliyorum. O çünkü eleştiri değil. Ama bana dese ki sen Galatasaray TV'de program yaptığın için niye bu konuyu eleştirmekten imtina ediyorsun artık? Eleştirmiyorsun dese orada bir düşünürüm, bir şeyler yazmaya çalışırım. Bu tür insanları çok fazla, yani şu var. Ben böyle bu tür şeyleri, eleştirileri hiçbir şekilde ciddiye almıyorum. Çünkü yaşadığım için biliyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani zaten büyük ölçüde engellediğim insanlar başka hesaplar açarak tekrar geliyorlar. Hatta bazıları var, anlıyorum ki defalarca başka başka şekillerde gelip tekrar kendini engelletiyor. Böyle bir tür sapık gibi olanlar da var. Küfür ve hakaret olmadığı sürece engellemiyorsun. Tabii bunu canım. Da açıklamış oldun. Tabii bunu canım, ben aldım. Niye engelleyeyim ki yani, böyle bir saçmalık yani. Öyle bir şeyi, hayır. Şu da var yani, şimdi insanlar, ben 30 yıldır gazeteciyim, insanlar beni biliyorlar, ne olduğumu biliyorlar vesaire biliyorlar. Bu engelleyenler de biliyorlar ve yaptıkları şeyle engelleneceklerini de biliyorlar. Ondan sonra da kalkıp üzerinden bir seferlik, tamam mı? Hani bir seferlik bir şey yapıyor sana ve anında tabii engelliyor gidiyor. Ama sırf bunu şeyle de ondan sonra hava atmaya çalışıyor. Bu birazcık psikolojik anlamda bir sorun var. Benden kaynaklanan. Bir şey yazdım, beni engelledi, cevap veremedim. Bak işte sen. Ondan sonra ekşi sözlüğe taşıyor. Bilmem neye yapıyor ama neden yaptığını, şunu dese ya, ben şunu dedim. Mesela diyor ki birisi, ben şu konuda eleştirdiğim için beni engelledi. Ben hiç şu konuda eleştirdiği için kimse eleştirmem. Ama mesela sen işte atıyorum Cemil Bayık'la röportaj yaptım. Tamam. Sen Cemil Bayık'la nasıl, niye röportaj yapıyorsun kardeşim diyeni niye engelleyeyim? Ama Cemil Bayık'la röportaj yaptın, sen de teröristsin dediği zaman engellerim. Bu kadar basit yani. Evet, bunu da bu şekilde açıklamış oldu Ruşen abi. Ayrıca senin bu Periskop'la ilgili hakkını veren arkadaşlar da vardı Ekşi Sözlük'te. Onlardan da birkaç tanesini aldım. Periskop'u en etkin ve düzgün olması gerektiği gibi kullanan tek gazetecisi. Buna katılıyorum. Şu alttaki yorum da çok hoşuma gitti. Onu da almak istedim evet, Ruşen abi. Biliyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan gazeteci. Belki de ölmez demiş. Yok, ölürüm. Öleceğim yani. Çok da herhalde burada seçim döneminde, çünkü bir bakıyorum Mardin'desin, bir bakıyorum İzmir'desin, bir bakıyorum evet, Trabzon'dasın. Evet. Böyle senin hızına yetişemedim. Herhalde o dönem atılmış ya bir da, bu posta. son dönemdeki şeylerde de özellikle Medyascope'da çok yoğun, özellikle kriz anlarında, Suruç katliamı, Ankara katliamı mesela, son Tahir Elçi olayında olsun falan, çok etkili, yoğun bir şekilde yayın yaptığımız için ondan da olabilir. Yani bir iş yapacaksan hakkını vererek yapmak lazım. Ben aslında kendimi iyice emekliye ayırmayı düşünüyordum ama bu Periskop, Medyascope olayıyla beraber bundan vazgeçtim. Aslında yapmak istemiyorum, yoruldum. Bırakmak istiyorum. Gerçekten bırakmak istiyorum. Bakalım ne olacak? Biraz daha gidelim, ondan sonra bakacağım. Ama bu çok böyle artık Türkiye gazetecilik yaparak yani mutlu olunan bir ülke değil. Zor şartlarda çalışıyorsun. Çok kar edici bir ülke. Bir de yani ele aldığın konular itibarıyla yani çok her seferinde böyle bir hani hep acı şeyler geliyor. Yani son dönemde özellikle benim şey yaptığım yani İnsan aklı olanın yapacağı iş değil. Ama bizim hem sporda hem siyasette senin gibi aydın gazetecilere, cesur gazetecilere ihtiyacımız var abi. Lütfen emekliliği düşünme şimdilik bir müddet daha, rica edelim. Çok teşekkür ediyorum programa geldiğin için. Sporda kalmaya çalıştık ama senin farklı bir kimliğin de var tabii. Onu da yansıttın.
İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı soramadım çünkü hazırladığım başlıkları ancak yetiştirebildik. Kusura bakmayın. Belki bir daha inşallah ilerleyen zamanlarda yine spor merkezli olarak Ruşen abiyle bir program yaparız. Sağ olun, var olun efendim. Başka bir Eyüp Yıldız'la sosyal medya programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.